Canlara benim selamlar. 70 günde TET Matematik kampımızda geldik 35. güne. Artık gün 35 kampın yarısı diyoruz bugünle beraber kampımızın yarısını da geride bırakmış olacağız arkadaşlar Peki ne yapacağız bugün e, sayı problemlerini bitirdik kesir problemlerine başlıyoruz kesir problemleri sayı problemleri kadar uzun sürmeyecek totalde 2 günde sürecek 35 ve 36 günleri kesir problemine ayırdık bugün yani 35 gün kesir problemleri 1 ve 2 yani 2 ders işeceksiniz. bu temel tanımlar olacak ve mor sorular çıkmış sorular olacak sonra 36 günde kesir problemleri bölüm bitirme ve evşina nokta koyacağız. Bak nasıl özet geçtim yapacağımız her şeyi? Yaparım, böyle özetler geçerim. 70 günde telefon matematik video ders kitabımızdan benimle beraber kamp programını açıyorsunuz. Artık şöyle kafamızı bayağı bir aşağılara doğru çekiyoruz çünkü bu bu sayfa bu kamp programının bu sayfası bitiyor arkadaşlar bugün. Yani 35. gün bu sayfa bitiyor. Artık diğer sayfaya. Yani benim var böyle şeyler, böyle yani bu ne anlama geliyor? Bir anlama gelmiyor ama her zaman ee, bu, bunu siz de yapın arkadaşlar. Biz buralara niye tık atıyoruz? Niye işte şafak sayarımız var? Buraya tık atıyoruz. Çünkü ilerlediğini bilmek insanı iyi hissettiriyor. Çünkü her zaman yerinde saydığını düşünmek yani emeğinin boşa gittiğini hissetmek gibi. Ama biz burada verdiğimiz emeği gün be gün karşılığını alarak devam ediyoruz. Peki Kesir problemleri bir. Sayfa 160-161. Ödevi var mı? Var. 70 günde TYT Matematik Soru Bankası'ndan sayfa 186-187'deki kesir problemleri. Temel tanım testi bir. Bir test ödevin var bu dersle alakalı. Ödevini de lütfen dersin bitiminde güzel bir şekilde yap. Tamam mı? Hazır mısın? Kesir problemleri diyelim mi? Sayı problemlerini güzel bir şekilde oturttuysa. Bak şunu söyleyeyim sana net konuşayım. Sayı problemlerinde toplamda 8 ders yaptık. Kaç tane soru çözdük? Hemen bakalım. Şöyle soru dağılım tablosunda zaten her şey kendini net bir şekilde belli ediyor. Bu ne lan bu soru bankası? Evet video ders kitabımı açtığım soru dağılım tablosunu açıyorum. Şimdi şöyle bakıyorum. Soru dağılım tablosu neredesin oğlum? Heh. Sayı problemlerine bakıyorum. Totalde arkadaşlar 84 tane sayı problemleri sorusu konuşmuşuz. 84 tane soru. Yani zaten bu sorular bize kesir problemlerinin tebelini çok güzel attı. Kesir problemi dediğimiz şey sayı problemi zaten. Sadece... Birazdan format metodunda göstereceğim size. Bütün maddeler yine aynı. Sadece ikinci maddede bilinmeyenlere değişken verirken farklı bir şey kullanacağız kesir olduğu için. O kadar başka hiçbir şey yok. Birebir de bir de aynı. Onun dışında bir de kaç tane ödev yapmışız hazır açmışken ona da bir bakalım yani. yani ona da bakmadan olmaz arkadaşlar. Ona da bir açıp bakalım yani. Hemen bakıyorum. Ee, soru bankasının soru dağılım tablosuna bakıyorum. Sayı problemleri. 82 tane de ödev sorusu konuşmuşuz maşallah ve 160-170'e yakın soruyla sayı problemlerini bitirmiş oluyoruz ve kesir problemlerine başlıyoruz. Şimdi kesir problemlerini 4 adımda formatlayacağız. Format metodumuzu yine e, sayı probleminde yaptığım gibi konu anlatımında yoğun bir şekilde kullanacağım. Bölüm bitirme ve efşin adıya geçtikçe... Onu yine kullanacağım ama hızlandırarak kullanacağım. Artık madde madde yazmadan onu sorunun çözümü içerisine yedireceğim. Ama yine maddeler aynı. Bütün problemler aynı şekilde çözülüyor. Önce soruyu modelliyoruz. Sonra bilinmeyenlere değişken veriyoruz. Sonra denklemi kuruyoruz. Anahtar kelime grubunu kullanarak. Sonra da denklemi çözüyoruz. Şimdi problemimize yani format metodunu uygulayacağımız problemimize bir bakalım. Okuyalım problemimizi beraber. Bir otobüsteki yolcuların 2 bölü 5'i kadındır. Eğer otobüse 4 erkek biner, otobüsten 3 kadın inerse erkeklerin sayısı kadınların sayısının 2 katı oluyor. Buna göre başlangıçta bu otobüste kaç kişi vardır? 1. Soruyu modelliyoruz arkadaşlar. Yani diyoruz ki öncelikle kadınlar, erkekler ve tüm yolcular. Tamam güzelce modelledik. 1. Modelle. 2. Sonra bilinmeyenlere değişken veriyoruz. İsterseniz ben şurada ee, yazayım, yaza yaza gideyim daha güzel olur. Hani hepsinin üstünden gitmeyeyim. Yaza yaza gideyim. Sizin zaten önünüzde dolu bir şekilde duruyor. Beraber denklemi kuralım. Beraber denklemi çözelim. Güzel bir şekilde olayı halledelim. Şimdi bak. Hemen şuraya geldim. Şimdi arkadaşlar. Tüm yolculara bakalım. Tüm yolcular. Kadınlar, erkekler. Şimdi burada soruyu modelledikten sonra ikinci adıma geçiyoruz ya. Yani bilinmeyenlere değişken veriyoruz. İşte sayı problemlerindeki format metodunun kesir problemlerdeki tek farkı kesir problemlerinde bilinmeyenlere değişken verirken kesire göre veriyorsun. Daha doğrusu kesinin paydasına göre veriyorsun. Bakıyorum paydamıza 5. Bir otobüsteki yolcuların 2 bölü 5'i kadındır. Paydası 5 ya o yüzden tüm yolculara 5 istiyorum. Çünkü 5'in katı verdiğiniz bir şeyin 5'te ikisini almak kolaydır. O yüzden paydaya göre vereceğim. Tüm yolculara 5x dedim. E bunların 2 bölü 5'i yani 5x'in 2 bölü 5'i kadınmış. 5'ler birbirini götürüyor. 2x'i kadınmış. O zaman kadın olan yere 2x yazıyorum. E toplam 5x yolcu varsa bunun 2x'i kadınsa 3x'i de erkek. Bak ikinci madde bitti. Bilinmeyenlere değişkenleri mi verdim. Şimdi üçüncü maddeye geldim. Denklemi kuruyorum. Anahtar kelime grubuna bakıyorum. Anahtar kelime grubu yani bana denklemi kurduracak olan cümle. Eğer otobüse 4 kişi 4 erkek biner otobüsten 3 4, kadın inerse. Hemen bakın. Otobüsten 4 erkek inerse erkeklerin sayısı ne olur? 4 erkek inerse erkeklerin sayısı 3x 4 olur. 4 kişi azalır. Otobüste ha bir dakika. Otobüse 4 erkek biniyormuş. O zaman 3x artı 4 olur. Erkek sayısı artar. Otobüsten 3 kadın inerse o zaman kadın sayısı da eskiden 2x'ti. Şimdi de 2x 3 olur. Bu durumda ne oluyormuş arkadaşlar? Otobüsteki erkeklerin sayısı kadınların iki katı oluyormuş. Erkekler eşittir. 2 çarpı kadınlar. Aha da denklemi kurduk. Kuracağımız denklem de buymuş. E bundan sonra denklemi çözeceğiz. O zaman içeri dağıtalım. 3x artı 4 eşittir. 4x eksi 6. Bunu buraya bunu buraya atarsam x eşittir 10 yapacak. Bize ne soruyor bu soru? Diyor ki bu otobüste kaç kişi vardır? Ben 10 buldum ama cevap 10 mu? Hayır. Otobüsteki kişi sayısını soruyor. Başlangıçtaki otobüsteki kişi sayısına yani tüm yolculara 5X dememiş miydim? O zaman 5 ile de neyi çarpacağım? Durup şunun rengini değiştireyim. O zaman da 5 ile 10'u çarptığım zaman cevabımız 50 olacak. Demek ki otobüsümüzde 50 kişi varmış. Hiç farklı bir şey yapmadık arkadaşlar. Tek yaptığımız şey bilinmeyenlere değişken verirken kesirden Özellikle de kesirin paydasından faydalandık. Kesir problemlerinde genel olarak yapacağımız şey bu. Bak birinci soruyla başlayalım gel. Örnek bir bana der ki 3 bölü 5'i 27 olan sayı kaçtır? Şimdi öncelikle sayı. Sayı. Hemen tek bir tane sayı olduğu için değişkeni de burada verelim hemen. Değişkeni verirken kesire çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Nedir kesir? 3 bölü 5 sayının 3 bölü 5'ini alacağımız için sayıya paydada 5 olduğundan dolayı 5x diyorum. Böyle yaparsam çok daha kolay çözüme giderim. 3 artık e, anahtar kelime. Anahtar kelime sorunun kendisi zaten. 3 bölü 5'i 27 olan sayı diyor. Yani sayımızın 3 bölü 5'ini alacağız. 5x'in 3 bölü 5'ini alırsanız bak burada alayım. 5x çarpı 3 bölü 5 dersem bu 5'ler birbirini götürür 3x yapar. Yani 3x'i 27 olan sayı. 3x27 ise x 9'dur. x yerine 9 yazarsanız 9 kere 5'ten aradığımız sayı 45 olacak. Tamam Bu kadar. Anlaştık mı? Hemen ikinci soruyla devam ediyorum. 3'te birinin 2 bölü 3'ü 20 olan sayının 1 bölü 5'i kaçtır? Bak şimdi yine çok güzel. Bak şimdi dikkat ediyorsun. Şimdi gel. 1. Yine sayı diyorsun. Bununla 2'yi birleştiriyorum yine. Neden birleştiriyorum? Çünkü tek bir sayı var zaten. Hani modelleyeceğimiz bir şey yok. Tek bir çokluk var. Sayı o da. Şimdi bu sayıya kaç diyorum? Sayının 2 bölü 3'ünü alacağız ya. 2 bölü 3'ünü alacağız. O zaman 2 bölü 3'ünü alacaksak sayıya ne diyorum? 3x diyorum. Çok güzel. Sayıya 3x dedim. Üçüncü maddene. Üçte biri 2 bölü 3 olan. Pardon. Üçte birinin 2 bölü 3'ü 20 olan sayı. Bir dakika. O zaman burada değişkeni verirken de bir hata yaptık. Çünkü 3'te 1'i demek arkadaşlar 1 bölü 3'ü demek. Şimdi 3'te 1'inin bir de 2 bölü 3'ü. Yani aslında buradaki kesir çarpım durumunda olduklarından dolayı 2 bölü 9. Dolayısıyla benim burada bilinmeyene 3x değil 9x demem daha çok işime yarar. Şimdi gel. Sayıya 9x dedim. Niye? Çünkü 1 bölü 3'ünün 2 bölü 3'ünü alıyoruz. Aslında 2 bölü 9'unu alıyoruz değil mi? O yüzden sayıya paydadaki 9x'i demek daha mantıklı. Şimdi... Anahtar cümle şu. 3'te 1'inin 2 bölü 3'ü 20 olan sayı. Şimdi sayımız 9x. Bu sayımızın 3'te 1'i 1 bölü 3. Bu da 2 bölü 3. Bir de 2 bölü 3'ü 2 bölü 3. Bu 20'ye eşitmiş. A denklemi kurdum. Dördüncü adım ne yapacağım? Artık denklemi çözeceğim. Hemen çözüyorum. Bu 3 kere 3 9. Bak bu 9 da gitti. 2 x eşittir 20'den x eşittir 10. Gördün mü hiç bana böyle kesirle mesirle rasyonel sayıyla falanla filanla virgülle 10'la bununla ondalıkla şununla bununla uğraştırmadan direkt soruyu çözdürdü. x eşittir 10. Şimdi x eşittir 10sa sayımız 9 kere 10'dan 90'dır. Bize diyor ki bu sayıdır yani 90'ın 1 bölü 5'i kaçtır? O zaman hemen 90'ın 1 bölü 5'ini alacağız. Yani 90'ı 5'e böleceğiz. 90'ı da 5'e bölersek cevabımız 18 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Bak bitti. Hallettik. İkinci soruyu da böylece çözmüş olduk. Anlayarak gidiyoruz değil mi? Yavaş yavaş, sakin sakin, tane tane. Şimdi üçüncü maddeye geldik. Değeri 2 bölü 3 olan kesrin payına 5 eklenip paydasından 20 çıkarılırsa kesrin değeri 3 bölü 2 oluyor. Buna göre başlangıçtaki kesrin payı kaçtır? Şimdi hemen birinci adım kesrimizi modelleyelim. Değeri 2 bölü 3 olan kesir diyor. Şimdi değeri 2 bölü 3 olan kesir ne demek? Burada yine bir tane çokluk var. O zaman hemen burada değişkenimizi de verelim. Değeri 2 bölü 3 olan kesir demek 2x bölü 3x demek. Yani payı 2'nin katı paydası da 3'ün katı. Kaç katı hocam? Ne bileyim ben kaç katı. Ama işte payı 2'nin katıysa paydası da 3'ün katı olup Payda da 3'ün katı olacak. Onu biliyorum yani kesinlikle. Peki güzel hocam tamam eyvallah. Şimdi ne yapacağız bundan sonra? Bundan sonra 3. adıma geçeceğiz. 3. adım nedir? hemen bana soruyu çözdürecek. Bana denklem kurduracak böyle fellik fellik şeyi arıyorum, cümleyi arıyorum. Değeri 2 bölü 3 olan kesirin payına 5 eklenip aha paydasından 20 çıkarılırsa aha kesirin değeri 3 bölü 2 oluyor aha. Şimdi bak payına 5 eklenirse o zaman ne oldu? 2x artı 5 payına 5 ekledik. Paydasından 20 çıkartılırsa o zaman 3x eksi 20 bu da 3x eksi 20 oldu. O zaman yeni kesir bu. Bu kesirin artık değeri kaç oluyormuş? 3 bölü 2 oluyormuş. Aa eşitledim 3 bölü 2. Şimdi dördüncü madde denklemimizi çözelim ve hayatımıza devam edelim. 4x artı 10 içler dışlar yapıyorum. Eşittir 9x eksi 60. Bunu bu tarafa atıyorum 5x yapıyor. Bunu bu tarafa atıyorum 70 yapıyor. 5x eşittir 70 ise x eşittir 14 yapıyor. Peki cevap 14 mü? Hayır başlangıçtaki kesrin, başlangıçtaki kesir dediği aha bu yeşille boyadığım bu kesir. Bunun payı kaçtır diyor. Bunun payı 2x değil miydi? E, x de 14 değil mi? O zaman 2 çarpı 14'ten cevabımız 28 olarak bulunmuş olacak tamam mı? Şöyle sarı, sarıya da boyayayım da façam yansın. Üçüncü sorumuzun cevabı kaçmış? 28'miş. Anlaştık mı canlarım? Tamam mı canlarım? Tamam mı güzellerim? Üçü de böylece hallettik mi? Devam edeyim mi dördüncü soruyla? Hemen ediyorum. Bak şimdi ne diyor? Diyor ki bir top kumaşın önce 3 bölü 8'i sonra kalanın bak kalanın lütfen ne olursun kurban olurum kalanın 3 bölü 5'i satılıyor. Geriye 100 metre kumaş kaldığına göre bir top kumaş kaç metredir? Şimdi bir soruyu modelleyeceğiz. Ne diyeceğiz? Kumaş, kumaş sonra bir de kalan kumaş. Kumaş ve kalan kumaş değil mi? Sadece kumaş yok burada çokluk olarak. İki tane durum var. Bir başlangıçtaki kumaş bir de kalan kumaş. Güzel. Hemen değişkenlerimi vereyim. Bir top kumaşın önce 3 bölü 8'i sonra kalanın 3 bölü 5'i. Bak hem 3 bölü 8 var hem de 3 bölü 5 var. Paydalara bakıyorum 8 ve 5. Hemen bunların ortak katını düşünüyorum. Çarpımlarını da yapabilirsiniz ama ortak katını yaparsanız daha küçük sayılarla uğraşırsınız. 8 ile 5'in gerçi çarpımı da aynı ortak katı da aynı. Çünkü aralarında asal olduğu için zaten en küçük ortak katları çarpımları. Yani bizim bir top kumaşa başlangıçta 8 kere 5'ten 40x dememiz gerekiyor. 40x tamam mı? 40x dedik. Sonra bak ee, kalan kumaşa ne diyeceğiz? Bir top kumaşın önce 3 bölü 8'i. Şimdi biz 40x'in 3 bölü 8'ini alırsak ne yapar yavrular? Bunlar birbirini götürür. Ee, burada 5x kalır. 5 kere 3'ten buradan 15x olur. 15x. 3 bölü 8'i 15x. 15x'i satılıyormuş. Ee, 40x kumaşımız vardı. 15x satıldı. O zaman kalan kumaş 25x oldu. Kalan kumaş 25x. Ha, bunun da 3 bölü 5 satılıyormuş. O zaman bir daha devam edeceğiz. Kalan kumaş bir de son kumaş. Son durumda ne oluyormuş? Kalan kumaşın da 3 bölü 5 satılıyor. 25 x'in 3 bölü 5'ini alacağız. Bunlar birbirini götürdü. 5 kere 3'ten 15 x'i ne oldu arkadaşlar? Satıldı. O zaman 25 eksi 15'ten son durumda geriye 10 x kumaş kaldı. Bakalım şimdi 3. madde artık denklememizi kuracağız. Hiç denklem meklem kurmadık. Anahtar cümlemiz geriye 100 metre kumaş kaldığına göre diyor. Yani geriye kalan kumaş eşittir 100 metre diyor. E, geriye kalan kumaş 10 x'ti. Demek ki 10x eşittir 100. Hemen dördüncü madde bunu çözeceğiz. X eşittir 10. Evet ne soruyorsun soru bize? Bir top kumaş kaç metredir? Yani en başa dön diyor. En başta biz kumaşa 40x demiştik. X'i de 10 bulduk. O zaman 40 çarpı 10'dan cevabımız 400 olarak bulunmuş olacak. Anlaştık mı? Yok değil mi problem canlarım? İnşallah yoktur. Tamam mı? Dördü de böylece halletmiş oldum. Şimdi beşinci soruyla devam ediyorum. Yavaş yavaş hani böyle evet. Beşinci soru. Haydi bakalım. Gel bakalım okuyalım beraber. Ne diyor? Mehmet parasının bir bölü beşini Mustafa'ya vermiştir. Mustafa parayı aldıktan sonra parasının bir bölü üçünü harcamıştır. Son durumda Mustafa'nın parasını Mehmet'in parasının iki katı olmuştur. Buna göre başlangıçta Mehmet'in parasının Mustafa'nın parasına oranı nedir diyor. Tamam hemen. Birinci adım. Modelliyorum hemen. Memo ve Mustafa. Musti. Tamam mı? Mehmet, Mustafa. İkinci adım. İkinci adımda hemen bilinmeyenlere değişkenimizi vereceğiz. Şimdi Mehmet parasının 1 bölü 5'ini Mustafa'ya vermiş. Şimdi demek ki Mehmet'in parasının 1 bölü 5'i alınacak. Bu net yani. O zaman Mehmet'in parasının 1 bölü 5'i alınacaksa Mehmet'in parasına 5x diyelim. Mustafa'nın parasına ne diyeceğiz başlangıçta? Bakın arkadaşlar. Biraz tecrübe işi bu. Önce normal çözeyim. Mustafa'nın parasına y diyorum. Mustafa'nın parasını Y dedim. Normal çözeyim. Peki. Güzel. Şimdi. E, Mehmet parasının 1 bölü 5'ini Mustafa'ya verirse. Mehmet'in 5x'inin 1 bölü 5'i X yapar. Bu X'ini Mustafa'ya veriyor. Bak bu X'ini Mustafa'ya veriyor. O zaman Mehmet'te 4x para kalırken. Mustafa'da X artı Y para oluyor. Sonra Mustafa. Bu paranın 1 bölü 3'ünü harcıyor. Tamam mı? Bir insan evladı. Böyle bir şey yapar mı diyormuşum. Bir insan evladı parasının bir bölü üçünü harcarsa geriye iki bölü üçü kalır. Yani bunu iki bölü üçle çarparsak Mustafa'nın kalan parasını buluruz. Mehmet'in kalan parası bu. Mustafa'nın kalan parası bu. Şimdi diyor ki son durumda yani kalan paralarda Mustafa'nın parası Mehmet'in para bak Mustafa'nın parası sağ taraftaki eşitmiş Mehmet'in 4x'inin 2 katına. Aha bu. Tamam mı? Şimdi bak 8x eşittir. İçeri dağıtalım. 2x artı 2y bölü 3. İçler dışlar yapalım. 24x eşittir. 2x artı 2y. Buradan 2y eşittir. 22x. Buradan y eşittir. 11x yaptı. Ne soruyorsun abi bize? Başlangıçta Mehmet'in parasının Mustafa'nın parasına oranı nedir diyor. Başlangıçta Mehmet'in parası ne kadar arkadaşlar? Mehmet'in parası 5x. Mehmet'in parasının Mustafa'nın parasına oranı. Mustafa'nın parası da y. 5x bölü y. E ben y yerine 11x yazarsam 5x bölü 11x'ten doğru cevabımız 5 bölü 11 olur. Anlaştık mı? Şimdi şunu demeye getireceğim. Biraz tecrübeliyseniz yani böyle soruyu okuyarak görüyorsanız şöyle yapsanız daha güzel olurdu. Bak Mehmet Mustafa. Şimdi. Bak başlangıçta Mehmet'in parasına 15x deseydim. Çünkü 1 bölü 5'i e alındıktan sonra öbür tarafa gidenin de 1 bölü 3'ü alınacak ya. O yüzden 1 bölü 3'ü ve 1 bölü 5'i aynı anda alınabilecek bir para diyeceğim. Ve burada y de olduğu için y'ye de Mustafa'nın parasının 1 bölü 3 alındığı için 3y diyeceğim. Bak çok daha kolay olacak şimdi. Mehmet'in 15x'inin 1 bölü 5'i 3x. 3x'ini harcadı 12x. 3x'ini Mustafa'ya verdi. 3x artı 3y. Yani 3 parantezinde x artı y. Mustafa bu 3 x 3 parantezinde x artı y'nin 1 bölü 3'ünü harcadı. Yani x artı y'sini harcadı. Geriye 2 tane x artı y'si kaldı. Bu durumda bu da 12x oldu. Bu bunun 2 katına eşit oldu. Şöyle. Bu ikiler de birbirini götürdü. Karşı tarafa atınca y eşittir 11x oldu. E, başlangıçta Mehmet'in parası 15 çarpı x. Mustafa'nın parası 3 çarpı y. Yani 3 çarpı 11 çarpı x. Buradaki x'ler birbirini götürür. Bunlar da birbirini götürür. Cevabımız 5 bölü 11 olur. Daha kısa değil aslında. Yani bir tık daha kısa ama kısalıktan ziyade burada hani 2 bölü 3 ile falan uğraşıyoruz ya. Burada onlarla uğraşmıyoruz işte. Buraya 3 ye, buraya 15 x dediğimiz zaman. Ama bunun da böyle hani böyle bir kalıplaştıramam bunu. Sorudan soruya değişir, sorudan soruya bakmak lazım. Hani geriye kalan demese, farklı bir şey dese, ekleme yapsa falan. O zaman değişkenler değişebilir. Bu çok fazla soru oturarak yerine oturacak. Merak etmeyin yani tamam mı canlarım? Lan bunu falan yapmayın yani. Bu zaman zamanla oturacak. Soru çözdükçe oldu. Zamanla dediğim böyle 3 sene sonra falan oturmayacak. Merak etmeyin. Yani bizim TYT matematik problemlerle işimiz bittiği zaman biz baya baya bir problemlerde yol almış olacağız. Yani zaten hani binin üstünde problem sorusu çözüyoruz. Bir zahmet yol alalım yani. Değil mi? Peki katırlarla gitsek varırız yani gideceğimiz yere. 6. soruyla devam ediyoruz. Gözde parasının 1 bölü 3'ünü birinci gün 1 bölü 5'ini ikinci gün harcıyor. Üçüncü gün 50 TL daha harcayınca parasının 4 bölü 5'i kalıyor. E, ee, buna göre gözlerin parasının tamamı kaç TL'dir? Güzel. Hemen modelleyelim. Kaç günümüz var? Birinci gün. Evet. İkinci gün. Evet. Üçüncü gün. Evet. Üç tane günümüz var. Peki. Birinci gün 1 bölü 3'ünü. ikinci gün 1 bölü 5'ini. Ee, son gün 50 daha harcayınca parasının 4 bölü 15'i. O zaman parasına hem 3 hem 5 hem 3 ile 5 15 ya. Parasına 15x diyelim. Para, para, para. Varlığın bir dert, yokluğun yara. Paraya 15x dedim. Birinci gün 1 bölü 3'ünü harcıyor. Birinci gün harcadığı para. E, harcadıklarını yazalım buraya. E, 15'in 1 bölü 3'ü 5x. Kalan parası da ne yapar? 10x. Tamam. Eee... 1 bölü 5'ini ikinci gün. Bak kalanın demiyor bak. Kalanın demiyor. Burada en büyük hata şu. 10x'in 1 bölü 5'ini alacaksın değil mi gidip? Niye? Kalanın niye alıyorsun? Soru kalanın 1 bölü 5'ini demediği sürece alamazsın. 1 bölü 5'ini ikinci gün. Yani 15x'in 1 bölü 5'i kaç yapar? 3x. 3x'ini ikinci gün harcıyor. Tamam. 3. gün 50 TL harcıyor. Evet. Ve parasının 4 bölü 15 kalıyor. Şimdi bak. Parasının 4 bölü 15'i yani kalan kısma bakalım. 4 bölü 15 dediğimiz nedir? 15x'in 4 bölü 15'i. 15'ler gider 4x'i kalıyor. Şimdi artık değişkenlerimizi verdiğimize göre sorumuzu modelleyebiliriz. Paranın aslında 4 bölü 15'i kalıyor demek aslında anahtar kelime grubu. Çünkü bakın harcadıklarımız neler? 5, 8, 8x artı 50. 8x artı 50 para harcamışız 3 gün içerisinde. Peki kaç paradan harcamışız bunu? Bunu 15x liradan harcamışız. Peki bunu harcayınca geriye ne kadar paramız kalmış? 4x paramız kalmış. İşte çözeceğimiz şey bu. 15'ten 8 çıktı 7 yaptı arkadaşlar değil mi? 7x artı 50 eşittir 4x yok. 7x eksi 50. 7x eksi 50 eşittir 4x. Hocam eyvahlar olsun tam sayı çıkmıyor. 3x eşittir 50 ya çıkmasın sakin ol çıkmasın. Bize ne soruyor soru? Gözlerinin parasının tamamı. Arkadaşlar 3x 50 ise 3x 50 ise gözlerinin parası 15x. 15x kaçtır? Bu bunun kaç katı yavrularım? 5 katı. O zaman bunu da 5 katına al. 250 lirası varmış. Oy maşallah. Tepe tepe harca. 250 lira. İyi para demeyeceğim. Az artık. Bir kahve içiyorsun 100 lira zaten. Hep aynı örneği veriyoruz ama kahve o kadar şey ki yani her türlü e, enflasyon örneğinde kahve veriliyor. Bir kahve kaç para ya falan. <laughs> Ulan bu, bu kahve bu kadar kıymetsiz bir şey mi ya? Bir kahve parası be kardeşim. Vereceğin bir kahve parası ya. Evet yedinci soruyla devam ediyoruz. Hadi bakalım. Mum sorusu. Diyor ki aynı uzunlukta olup farklı kaliteye sahip iki mumdan biri 8 saatte diğeri 12 saatte tamamıyla yanıp bitmektedir. Mumlar aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun 9 bölü 10 katına eşit olur. Oo. Şimdi bak. Bak şimdi. Diyeceğiz ki birinci mum bir de ikinci mum. Bu mumlardan bir tanesi 8 saatte yanıyormuş. Bir tanesi 12 saatte yanıyormuş. O zaman 8 ile 12'nin ekokundan bu muma 24x diyeyim eş aynı uzunlukta oldukları için bu muma da 24x demem lazım. Modellememi yaptım. Değişkenlerimi verdim. Şimdi denklemimi kuruyorum. Diyor ki mumlar aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun 9 bölü 10 katına eşit olur. Şimdi arkadaşlar birinci mum ee, 8 saatte yanıyor. Yani 24x'in tamamı 8 saatte yanıyor. O zaman 1 saatte bu mum 8'e bölündüğü için 3x kadar yanar. Diğer 24x'lik mumumuz 12 saatte yanıyor. 12 saatte 24x'lik kısmı yanarsa 1 saatte 2x'lik kısmı yanar. Doğru mu? Tamam. Şimdi mumlar aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra diyelim ki t saat sonra. Şimdi. Şimdi bak birinci mum 24x boyu vardı. 24x eksi. Şimdi yanıyor. Ne kadar yanıyor? T saat. Peki 1 saatte 3x yanıyorsa T saatte 3x çarpı T kadar yanar mı? Evet o zaman bu kadar kalır. Geldim şimdi ikinci muma. İkinci mumun boyu da 24x. İkinci mum da T kadar yanıyor. Peki ikinci mum 1 saatte 2x yanıyorsa T saatte ne kadar yanar? 2x çarpı T kadar yanar. Bu da ikinci mumun kalan boyu. Bu T saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun 9 bölü 10'una eşit oluyormuş. Yani 9 bölü 10 diyeceğiz şöyle. Tamam. Buradan sonra bakın zaten x parantezine alırsanız bu x ile aşağıda x parantezine aldığınız gidecek. Şimdi 10 24'ü çarpın 240 artık denklemi çözme moduna girdim. 240. 10 ile 3T eksi 3T çarpın eksi 30T yapar. Güzel. 9 ile 24'ü çarpın 216. E, 9 ile eksi 2T çarpın eksi 18T. Şimdi bunu bu tarafa atalım. 30'dan 18 çıktı 12T yaptı. Bunu da bu tarafa atalım. 240'dan 216 çıktığı zaman da ne yaptı? 24 yaptı. 2T 24 ise T eşittir 2. Yani kaç saat geçmesi gerekiyormuş? 2 saat geçmesi gerekiyormuş. Tamam Doğru cevabımız 2. Şimdi burada kafanıza belki takılırsa şu takılabilir. Hocam 9 bölü 10'u niye ters yazmadık? Çünkü şöyle düşündüm. 9 bölü 10 yukarıdaki küçük kalan mum olmalı. Aşağıdaki büyük olan mum olmalı. Çünkü 9 10'dan daha küçük. Şimdi 24'ten birinde 3 xt'yi çıkartıyorum. Birinde 2 xt. Burada küçük olan 3 çıkan değil mi? 24'ler ortak. Bir şeyden 3 çıkarınca mı küçük kalır? 2 çıkarınca mı? 3 daha büyük. 3 çıkarınca küçük kalır. O yüzden 24x 3t'yi yukarıya, 24x 2t'yi aşağıya yazmaya karar verdim. Soruyu yazarken bu beyin jimnastiğini yaptım yani. 8. soruyla devam ediyorum. Iı, bak şimdi. Ih derken sanki sorudan iğreniyor>< iğvenç bir şey. Şimdi 8. soruyla devam ediyorum. Bir telin bir ucundan 2 bölü 5'i kesildiğinde telin orta noktası 8 santim kaymaktadır. Buna göre telin uzunluğu kaç santimdir? Tamam. Şimdi ne yapabiliriz? Bir bakalım. Şimdi ee, bir hemen bir modelleme yapalım. Bu bizim telimiz. Ucundan ee, diyor ki 2 bölü 5'i kesildiğinde 2 bölü 5'i kesildiğinde diyorsa demek ki tele 5x demek lazım. Şimdi bu telin arkadaşlar 2 bölü 5'inin kesilmesi 2x'inin kesilmesi 2x'inin kesilmesi 3x'inin de kal, kalması anlamına gelir. Telin orta noktası 8 santim kaymaksadır diyor. Dur şimdi. Şimdi bunu sana bir örnekle anlatacağım. Şimdi bir tane tel alıyorum. Tel alıyorum. Bir tane şöyle. Ne oldu oğlum? Uyarım uyarı çıktı. Heh. Şimdi bak şimdi. 50 santimlik bir tel alıyorum tamam mı? 50 santim. Bu telin tam orta noktası 25 santim mi? Evet hocam. Eğer burayı böyle tam orta kabul ederseniz evet. Peki bu telin başından 10 santim kestim. Tel ne oldu o zaman? 40 oldu. Bak ne kadar kestim? Eksi 10 santim. 10 santim kestim. Şimdi orta nokta ne oldu? 20 santime geldi. Ben teli ne kadar kestim? 10 santim. Peki telin orta noktası başlangıca göre kaç santim kaydı? 5 santim kaydı. Demek ki arkadaşlar Telin orta noktasının kayma miktarının 2 katı kadar kesme miktarı vardır. Tamam. Şimdi gel artık değişkenlerimizi de verdik. Artık denklemi kuralım. Telin orta noktası 8 santim kaymaktadır. Anahtar cümle bu. Telin orta noktası 8 santim kayıyorsa tel bunun iki katı 16 kadar kesilmiştir. E telin kesilme miktarına 2x demiştik. O zaman 2x 16 eşit. O zaman da e, denklemi çöz dediğim zaman x'i kaç bulurum? 8. Bize ne soruyor? Telin uzunluğu kaçtır? E, telin uzunluğuna 5x demiştik. O zaman 5 çarpı 8'den sorumuzun doğru cevabı 40 olarak bulunmuş olacak. Tamam. 40. Cevabımız 40. Vallahi da 40, billahi da 40. 8. sorumuzun cevabı 40 dedik ve 9. soruyla devam ediyoruz. Haydi bakalım. Soruyu okuyorum önce. Tamamı su dolu bir kabın ağırlığı 1200 gramdır. Kabın içindeki suyun 2 bölü 5'i boşaltıldığında ağırlığı 800 gram oluyor. Buna göre boş kabın ağırlığı kaç gramdır? Hmm, tamam. Şimdi. 1. Şimdi burada kap var bir tane. Kap var. Kabın kendi ağırlığı var. Buna X diyelim. Kabın içerisindeki sıvının ağırlığı var. V diyelim. Ee, ama... İçindeki suyun 2 bölü 5'i boşaltılıyor diyor ya, o yüzden buna 5V diyelim. Hani kolay alabilmek için. Kesir probleminin sayıdan tek farkı bu zaten. Kesir, sayı problemi olsaydı V'ye X derdim. Kesir olduğu için 5V diyorum, o kadar. Tamam, güzel. X'e 5V dedim. Tamam, o güzel. E, bildiğimizi de yazalım, hazır yazmışken. Çünkü gördüğüm kadarıyla bir tane çokluğumuz var ve bilinmeyenleri verdik tamamı su dolu kabın içerisindeki suyla kabın ağırlığını topladığımız zaman 1200 olduğunu biliyoruz. Tamam. Şimdi bize soruyu çözdürecek anahtar cümleye bakalım. Kabın içindeki suyun 2 bölü 5'i boşaltıldığında 800 gram oluyormuş. Ha, dur bakalım şimdi. Kabın ağırlığı değişmedi. Ağırlığı şöyle bak buraya yazayım şöyle. Ağırlığı hala x. Kabın içerisindeki 5v'nin 2 bölü 5'i 2v yapar. 5v'nin 2v'sini boşaltırsam geriye 3v kalır. O zaman x artı 3v kabın 2 bölü 5'i boşaltıldığındaki ağırlığıdır. Bunu soru bize 800 olarak vermiş. Çok güzel. E, x artı 5v'yi de ne olarak vermişti? 1200 olarak vermişti. 2 bilinmeyenle yani 2 denklemimiz var. O zaman bunu çözelim. Yukarıyı eksiyle çarparsam x'ler gider. 2v eşittir 400 yapar. 2v 400 ise v buradan 200 yapar. Boş kabın ağırlığı yani x'i soruyor değil mi? Biz içindeki sıvıya 5v dedik. Boş kabın ağırlığını da x dedik. Peki nasıl bulacağız onu? Bak 5v artı x 1200 ya. V yerine 200 yazarsam burası 1000 yapar. 1000'de neyi toplarsam 1200 olur? 200'ü. Demek ki boş kabın ağırlığı 200 grammış. Anlaştık mı? Tamam değil mi? Bunu da böylece halletmiş olduk. 9. soru da geldim ona. Haydi bakalım. Ne diyor? Bir kabın yarısı suyla doludur. 1 bölü 2'si. Bak yarısı e, gizli kesirlerden bir tanesi. 1 bölü 2'si. Boş kısmın önce 3 bölü 4'ü. Sonra kalan boş kısmın 1 bölü 3'ü doldurulduğunda kabın dolması için 4 litre daha su gerekiyormuş. Buna göre kabın tamamı kaç litre su alır? Hemen 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 hiç vakit kaybetmeden soruyu modelliyorum arkadaşlar. 1. Şimdi dikkat ederseniz bir kabım var elimde. Bu kabın arkadaşlar yarısı dolu. yani 1 bölü 2'si. Sonra bunun 3 bölü 4'ünü alıyoruz. Sonra 1 bölü 3'ünü. Yani 2, 3 ve 4. 2 3 4'ün ekoku kaç? 12 arkadaşlar. Ama burada kabın hepsine 12 dersek de sıkıntı yaşayacağız. Çünkü kabın yarısı üzerinden değil boş kısmı üzerinden işlem yapıyoruz. Dolayısıyla biz şu anda boş kısmına bir şey demeliyiz. Boş kısmına ben 12V diyorum. Dolu kısmına 12V diyorum. O zaman aslında ben 24V demiş oluyorum kapasiteye, tamam mı? Şimdi güzel. O zaman ikinci adımı da burada hallettik, değişkeni verdik. 3 ne yapacağız? Anahtar kelime grubumuzu bulalım. O zaten soruda bize verilmiş direkt. Yani hani bu, burada bu sorularda aslında gizli bir şey yok. Herkes apaçık. Her şey apaçık. Ortada zaten. Boş kısmın yani 12V'nin önce 3 bölü 4'ü. 12V'nin 3 bölü 4'ünü alırsanız 9V yapar. Tamam mı? Do bak e o boş kısmın 12V'nin 3 bölü 4'ü 9V. 9V'si sonra kalan boş kısmın kalan boş kısmın. Şimdi 9V'si 12V'den 9V çıktı 3V. Kalan boş kısım 3V. Sonra 3V'nin 1 bölü 3'ü dolduruluyor. Yani V dolduruluyor. O zaman 9V artı 1V'den 10V dolduruluyor. 10V dolduruluyor. Dolması için ne kadar kalıyor? Bak zaten bu kadarı doluydu. Bak bu kadarı doluydu. Doluydu zaten. 12V de Bu 12V boşluğun 10V'si daha doldu. O zaman geriye ne kadar kaldı? 2V'si kaldı. 2V eşittir kaça? 4 litre. Daha dolarsa su doluyormuş. 2V 4 eşit. Buradan artık zaten hani dördüncü maddeye bir şey kalmadı. Kardeşim bana bir şey bırakmamışsınız. V eşittir 2 oldu. Bize bu tabın bu tabın bu kabın tamamı kaç litre su alır diyor. Ben 24 V demiştim kapasitesine. V'ye de 2 yazarsam 24 çarpı 2'den bu kap 48 litre su alır. Tamam mı canlarım? Cevabımız 48 olarak bulunmuş olacak 10. sorumuzda. <laughs> Güzel. Vallahi iyi beraber iyi yemek veriyoruz ha. Kesir problemleri de yani yapıştırıyoruz yani valla. Şimdi 11. soruya geldik. Nevi şahsına münhasır kesir problemi öğreniyorsanız çözmeniz gereken soru kalıplarından bir soru. Diyor ki belirli bir yükseklikten bırakılan top her yere vuruşundan sonra bir önceki yüksekliğinin 2 bölü 3'ü kadar yükseliyor. Top yere 3. vuruşundan sonra 16 santim yükseldiğine göre ilk bırakıldığı yükseklik kaç santimdir diye soruyor. Arkadaşlar bunu ben direkt şöyle yapacağım Bak şimdi Hani 2 bölü 3, 2 bölü 3, 2 bölü 3, 2 bölü 3 güzel Aslında şöyle yapılabilir bak ee, Önce bir normal yapayım ondan sonra kesir yöntemiyle de yapayım Bak şimdi Topun başlangıçta bırakıldığı bu top ya Başlangıçta bırakıldığı yüksekliğe x diyorum Tamam mı? Hem modelledim hem değişkenimi verdim Şimdi Top her yere vuruşundan sonra bir önceki yüksekliğin 2 bölü 3'ü kadar yükseliyor. Yani x 2 bölü 3 kadar yükseliyor. Sonra ikinci de bir daha 2 bölü 3 kadar yükseliyor. Sonra bir daha 2 bölü 3 kadar yükseliyor. Sonra üçüncü vuruşun sonunda 16 santim yükseliyor. O zaman bu 16 eşit. o zaman yukarısı 8x yaptı. E burası da 16 çarpı 3, 3, 3, 27 yaptı. Bunlar sadeleşti. Burada 2 kaldı. 2 çarpı 27'den x eşittir 54. Topun ilk bırakıldığı yükseklik 54 santimmiş. Anlaştık mı? Tabii bunu şöyle yapabiliriz. İşte 3, 3, 3 yaptığımız için 27 x deriz. 27 x'i bunlar çarptığınız zaman ne olur? Bunlar direkt birbirini götürür. 8 x eşittir 16'dan x 2 çıkar. 27 dediğimiz için 2 kere 20'den 54 olur. Yani 27 x deseydik başlangıçta bırakıldığı yüksekliğe 27 x çarpı 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı 2 3 dediğimiz zaman bu 16 ise bu, bu 27 bunu zaten götürecek. 8x 16'dan x 2 yapacak. x yerine 2 yazdığınızda da 54 çarp 27 çarpı 2'den yine 54 olacak. Ama bu soruda gerek yok yani. Tamam mıdır? 11'i de hallettik mi? 11'i de hallettik. Denklemimizi bile çözmüşüz abi daha ne yapacağız ya? 12. soruyla devam ediyorum. Hadi bakalım. Diyor ki bir etkinlikte aşı olan kadınların sayısı aşı olan erkeklerin sayısının yarısı. Aşı olmayan erkeklerin sayısının 1 bölü 4'üdür. Aşı olmayan kadın sayısı aşı olan erkeklerin 3 katıdır. Buna göre etkinlikte 52 kişi varsa erkek sayısı kaçtır? Bak burada birinci modelle işini şöyle yapacağız. Burada erkekler ve kadınlar var. Bir de aşı olanlar ve aşı olmayanlar var. Yani burada aslında bir tablo yapılması gerekiyor, tamam mı? Şu şekilde, şöyle bir hop, hop, hop. Şöyle bir tablo yapılması lazım, tamam mı? Şimdi tabloyu dolduracağız. İkinci adım. Değişkenleri vermeye başlıyoruz. Ne diyor? Ee, aşı olan kadınların sayısı, aşı olan erkeklerin yani aşı olan erkeklerin yarısını alacağız. Yani bu 2 xe bunun yarısını alacağız, x. Aşı olmayan erkeklerin 1 bölü 4'üdür. Bu da ha ha devam ediyormuş. Aşı olan kadınların sayısı aşı olan erkeklerin yarısı. Aşı olan kadınların sayısı aşı olmayan erkeklerin 1 bölü 4'üdür. Demek ki aşı olmayan erkeklerde aşı olan kadınların 4 katıdır. Yani 4x'tir. Bir şey bir şeyin 1 bölü 4'üdür ise öbürü de onun 4 katıdır değil mi? Aşı olmayan kadın sayısı aşı olan erkeklerin 3 katı. Aşı olan erkek 2 ise aşı olmayan kadın da 3 katından 6 x. Bak hepsini doldurduk. İkinci maddeyi bitirdik yani. Bu ikinci maddeydi. Yani bilinmeyenlere değişken ver maddesiydi. Üçüncü maddeye geldik. Artık anahtar kelimeyi, kelime grubunu, anahtar cümleyi bul. Etkinlikte 52 kişi bulunduğuna göre. Bitti. Hepsini toplayacağız. 52'ye eşitleyeceğiz. Hadi toplayalım. 10, 13. 13 x eşittir 52. E dördüncü maddede denklemi çöz. X eşittir kaç yapar? 4. Erkek sayısı kaçtır diyor. Destur erkek var. Erkek sayısı burada 2x, burada 4x. Toplamda 6x erkek var. O zaman 6 kere 4'ten 24 tane erkeğin ortamlarda salındığını söyleyebiliriz. Tamam mı? Sanki amit bunlar. Ortamlarda salınıyor erkekler. Salına salına gel yanıma. 13. soruyla arkadaşlar 35. gün 1. videoyu nihayete kavuşturuyorum bitiriyorum yani bir otobüsten bir otobüse 3 kadın binerse yolcuların 2 bölü 3'ü kadın oluyor eğer otobüsten 4 erkek inseydi yolcuların 1 bölü 4'ü erkek olacaktı buna göre başlangıçta otobüsteki yolcu sayısı kaçtır diyor Ha şimdi bak hemen modelliyorum kadın erkek bir de toplam yolcu sayısı şimdi bunlara birbirlerinin bir şeyleri şimdi şöyle diyebiliriz bakın bir otobüse 3 kadın binerse yolcuların 2 bölü 3'ü kadın oluyor. O zaman binmeden önceki halini düşüneyim. 3 kadın binerse kadın sayısı artıyor ya kadın sayısına x 3'ü verelim. x 3'ün 3 üç katını verelim. Yani x 3 çarpı 3 diyelim. Sonra bunun 2 katını falan alacağız. Ama ne gerek var abi böyle, şey, böyle bir şey ya. Yani karışık. Ya yani bunu ben sınavda yapmanızı istemem. Hata da yaparsınız. Yapmayın böyle bir şey. Yapmayın gerek yok x deyin, y deyin, toplam deyin. Toplamda x artı y. Bazen böyle çözülür arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kendinizi yıpratmayın yani. Modelledim, değişken verdim. Devam şimdi. 3. 2 bilinmeyen olduğu için 2 bilgi vermesi lazım. Zaten bak 2 bilgi vermiş. Bir tane bilgi şu. Bir bilgi bu. Bir bilgi de bu. Bak yılan gibi zaten satırlarda vermiş. Ayrı ayrı satırlarda. Bir madde işareti koymadığı kalmış yani. Şimdi ne diyor birincisinde? Bu otobüse 3 kadın binerse. Şuraya yazayım arkadaşlar. Daha böyle geniş geniş şuraya yazayım. Ee, bu otobüse 3 kadın binerse o zaman kadın sayısı ne olur? X artı 3. 3 kadın binerse. Ee, yolcuların 2 bölü 3'ü kadın oluyor. X artı 3 kişi binerse bu eşit oluyormuş. Yolcular, yolcular dediğimiz artık X artı Y artı 3 değil mi? X artı Y artı 3'ün 2 bölü 3'ü. 2 o zaman 3'ü de çarpım olarak buraya geçirelim. 2 bölü 3 ya. Hani işler dışarıda oraya geçecek. Bu bir. Bu birinci denklemimiz. Zaten iki bilinmeyen olduğu için iki denklem, iki şey vermeliydi değil mi? Onu konuşmuştuk. Eğer otobüsten 4 erkek inseydi, o zaman e, erkek... Eğer otobüsten 4 erkek inseydi yolcuların 1 bölü 4'ü. 4 erkek inseydi erkek sayısı y 4 olurdu. Yolcu sayısı da x artı y 4 olurdu. Bu yolcu sayısının 1 bölü 4'ü erkek oluyormuş. O zaman 1 4 ya buraya 4 geliyor ya içler dışlardan 4'ü gelelim buraya yazalım. Ne uğraşacağız? Bu da ikinci denklem. Peki. 3x artı 9 eşittir. 2x artı 2y artı 6. Karşı tarafa atarsam x eksi 2y eşittir. Bunu da karşı tarafa atalım. Eksi 3. Burayı çözelim. 4y eksi 16 eşittir. x artı y eksi 4. Karşı tarafa atarsam 3y eksi x eşittir. Bunu da bu tarafa atarsam 12. Bunu hemen bunun altına yazıyorum şöyle. Taraf tarafa topluyorum. Çünkü hazır bunlar birbirini çat diye götürüyor zaten. 3 y'den 2'ye çıktı y. 12'den 3 çıktı 9. Y'miz 9. Herhangi bir denklemde y yerine 9 yazalım. Nerede yazalım? Mesela şurada yazalım. Y yerine 9 yazarsam x eksi 18 eşittir eksi 3'ten. Eksi 18'i karşı tarafa atınca x de buradan 15 yapar. Şimdi ne soruyorsun bize? Başlangıçta otobüsteki yolcu sayısı. E, başlangıçta e, x artı y demiştik toplam yolcu sayısına. O zaman 15 artı 9 başlangıçta 24 kişi varmış bu otobüste cevabımız 24 ve bu soruyla beraber birinci dersi kesir problemleri biri de geride bırakmış oluyoruz canlarım güzel bir dersti öğretici bir dersti kesir problemlerinin aslında sayı problemlerinden çok da bir farkı olmadığını sadece değişken verirken değişken atarken değişken yerleştirirken kesirlerin paydalarına dikkat ederek işlem yapmamız gerektiğini görüyoruz hatta burada ona bile dikkat etmedik bazen dikkat etmemizi gerektirecek bir ortam bile olmaz yani. Sadece kesirle ifade edilen sayı problemleridir. Kesir problemleri. Son soruya da kaçta göz arasında çarpımı şey mi yıldız mı attım. Böyle bir dörtlü tablonun yapıldığı bir soru çözdük. Kesirde ilk defa çözdük. O yüzden ona da yıldız mı attım. Ee, bak şu, şurada hem kabın ağırlığı hem de içinin ağırlığı var ya. O yüzden buraya da yıldızımı atmak istiyorum. Çünkü Farklı bir soru tarzı yani. Mum sorusu da farklıydı. Yıldızımı attım. Tekrardan çözmeniz gerektiğini kesinlikle bu soruya da yıldız atacağım. Burada mecburen e, farklı değişkenlerden ilerledik. Bu sorular zaten bilmeniz gereken temel sorulardan oluşuyor. Peki. Hemen kitabınızı açıyorsunuz bakalım. Artık 35. gün. bundan sonraki videoda da yarısını bitiriyoruz. Şu anda tam yarısını bitirmedik ama o Bitirmeye çok yakınız yani. Kamp programını benimle beraber açıyorsunuz. Şöyle aşağı doğru iniyorum, iniyorum, iniyorum. Oy maşallah, maşallah, sübhanallah, maşallah. Şimdi kesir problemleri biri hallettik. Ödevinizi yani kesir problemleri temel tanım testi biri de hallettiniz. Ve 35. günün birinci dersine noktayı koymuş olduk. Şimdi dönelim şafak sayarımıza. Hemen kalemlerimizi elimize alalım. Diğerini artı yapacağım. Yok, AYT'de mi artı yapacaktım? Ne demiştim ya? Geçen AYT'de mi artı yaparım dedim. Diğer Diğer sıfırdan mı artı yaparım? Bir şey söyledim. Artı yazarım dedim ama AYT'de e, de mi demiştim? Sıfır mı öyle yaparım demiş. Çünkü bazılarım gördünüz, gördüm Instagram'da bazılarınız öyle artı koyuyorlar. Beğendim yani o da hoşuma gitti. Canlarım kesik problemleri birinci ders bitti. İkinci derste de tekrardan görüşeceğiz. Hepinizi seviyorum. Yıldızladığım soruları güzel bir şekilde tekrardan yapın. O sorular yarın sabah karşınıza sınavda çıksa kendi başınıza yapabilecek kadar Emin olmadan o soruyu terk etmeyin. Bir de bir test soru bankasından ödeviniz var. Ödevinizi de yapın ve bu işi en azından birinci derse kapatmış olalım. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.